Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün kişisel danışmanlık, bilinçaltı sembol dili uzmanlığından bahsedeceğiz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz kişisel danışman ve bilinçaltı uzmanı Esra Nur Sakıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tanıtır mısınız? Ben Esra Nur Sakıcı. Kişisel danışman, profesyonel yaşam koçu, biyoenerji uzmanı, Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili uzmanı, eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Ne kadar güzel, donanım sahibisiniz. Teşekkür ederim. Birçok konuda bilginiz var. Sağ tecrübelerinizi, bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Peki bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Bu işi seçmem küçük yaşlardan itibaren çok farklı bir çocuktum. Ailem, çevrem, arkadaşlarım, hatta öğretmenlerim, özellikle kişisel danışmanlık anlamında özel bir kolejde öğretmenlik de yaptım ben. O sürede psikolog arkadaşlarım tarafından fark edildim. Olaylara bakış açım, her zaman çözüm üretme yeteneğim beni bu alana itti. Profesyonel anlamda eğitimler aldım, kendimi geliştirdim. Daha sonra biyoenerji eğitimi aldım. Yani okumanın, gelişmenin, araştırmanın sonu olmadığını, kesinlikle, bunların bana yetmediğini, en sonunda Refik Korkmaz hocamız kendi sistemini kurduğu, onun bünyesinde bilinçaltı sembol dili eğitmeni oldum. Şu anda da eğitim veriyorum, seanslar yapıyorum. Çok güzel. Eğitim hayat boyu olmalı değil mi? Tabii ki sonu yok. Eğitimin hiçbir durağı, hiçbir anlamda kesinlikle sonu yok. Sonu yok. Ve dünyada da yeni teknikler gelişiyor. Onların takibi tabii de ki önemli. Tabii ki. Değil mi? Bize birçok şey katıyor çünkü. Kendimizi geliştirmemiz, değişmemiz ve dönüşümün olması için eğitimin de sonu yok, sınırı da yok. Kesinlikle. Peki siz ne kadar zamandır bu işle meşgulsünüz acaba? Ben profesyonel yaşam, yani ilişki evlilik koçluğu 4 yıldır yapıyorum ama bundan öncesi de vardı. Yani ortaokul, lise, hatta üniversite döneminde bile hocalarım beni, bayan hocalarım dersten çağırıp erkek arkadaşları, sevgilileri, ilişkileriyle ilgili bana yorum isterlerdi, danışırlardı. Neyse. Ben onlarla gün yapardım, gezmeye giderdim. Yani enerji seviyemin de yüksek olmasından dolayı yani bu 4 yıl öncesinden daha da, yani çocukluk döneminde bile bu vardı benim için. Her yerde hani fikri alınan, olaylara farklı baktığım için, empati yeteneğimin çok fazla diğer insanlardan farklı olduğu için bu şekilde devam ettim. Profesyonel anlamda belgeli olarak, sertifikalı olarak 4 yıldır yapıyorum ama dediğim gibi ondan öncesi çok çok uzun yıllara dayanıyor. Ne güzel. Peki en büyük başarınız neydi acaba? En büyük başarım 2,5 yıldır annemin böbrek kisti sonucu tedavisi hiçbir şekilde sonuç vermiyordu. Benim için en büyük başarım annemin şu anda değerlerinin normal olması. Babamın 55 yıldır egzama sorununun, bu öğrendiğim, eğitmenlik yaptığım bilinçaltı sembol diliyle, yaptığım seans ve terapilerle normale dönmesi. Neyse. Yani Nesrin Hanım, bunun örnek verebilmem mümkün değil. Çok fazla. Çok kanser fazla hastaları var. Evet. Yani psikolojik destek değil mi? Fiziksel rahatsızlıkların da giderilmesine çok destek oluyor. Tabii ki mi? Yani iğne yok, ilaç yok, ameliyat stresi yok, doktordan randevu alma yok, o psikolojik, ruhsal herhangi bir travma yok. Evinde, yani dünyanın öbür ucunda da olsa seanslar yapıyoruz. Evet. Olumlama çok güzel. Olumlama pozitif yapıyoruz. Bakış açısı. Tabii ki o geçmişteki bilinçaltına girip kayıtları buluyoruz. Mesela kendi annem, yani 12 yaşından 55 yıl öncesine götürüyoruz onu. Evet. Orada bir travma oluşuyor. Biz o kaydı bulup değişip dönüştürdüğümüz zaman zaten hasta anda şifalanıyor. Sonuçta mükemmel oluyor. Ne kadar güzel. Peki bu dilin eğitimi kimler alabiliyor acaba? Bu dilin eğitimini kendine, enerjisine, ışığına, kendini geliştirmek isteyen herkes alabilir. Bunun hiçbir şeyi yok. Çok güzel. Sınırı yok. Evet. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir acaba? İşimin keyifli yanları, danışanlarımın beni ağlayarak arayıp sonra gülerek ve dualar eşliğinde telefonu kapatması, iyi ki varsın demesi, değişimin, dönüşümün olduğu her geri dönüş konu beni mutlu ediyor. Hayatlara dokunuyorsunuz. Hayatlara dokunuyoruz, çok gönüllere dokunuyoruz. Kesinlikle. Her türlü, yani ruhen bedenen şifa olmaya çalışıyoruz. Bir manevi huzur manevi da veriyor. Manevi gücü de çok fazla. Evet. Yunus Emre'nin de bir sözü vardır. Evet. Hoca istersen bin var hacca, bir gönüle giremedikten sonra. Tabii. Bizim amacımız gönüllere girmek, kesinlikle, ruhlara girmek, şifalandırmak. Bir hayır duası değil mi? Yani. Tabii ki bunun manevi lezzeti zaten paha biçilemez. Kesinlikle. Maddeden çok çok üstün. Kesinlikle. Gönül
sinirlere giriyoruz. Evet. En çok hangi alanlarda kullanılır acaba bu yöntem? Bilinçaltı her alanda kullanıyoruz hemen hemen. Yani ben kek yapmaktan tutun gerçekten her anlamda, her alanda kullanıyoruz. Hayalde, bedende, rüyalarımızda, bilinç ötesinde sınırsız. Evet, ihtiyaç duyulan, böyle blokaj hissettiğimiz. Evet, yani hastalık olarak. Sıkıştığımız. Hastalık evet. Olarak. Ya tabii ki bazen tıpta yani gidiyorlar doktorlara evet. Tahliller veriyorlar. Hiçbir şey psikosomatik dediğimiz şeylerde sonuç çıkıyor. Ama biz evet. Bir bilinçaltına evet. inceleyip baktığımız zaman inanılmaz şeyler rahatlama, çıkıyor. Rahatlama oluyor. Tik takıntı bakıyoruz. Hı. Depresyon hastaları olabiliyor. Hı. Yani iskelet sistemiyle alakalı. Omurilik, bel fıtığı, yani kanser hastaları, akciğer, yine dediğim gibi böbrek, bütün vücudumuzun iç organları, fiziksel, ruhsal, en çok talep aile ve ilişkiler, evet. Sevgililer evet. Oluyor, ayrılanlar oluyor, birleşenler oluyor. Biz diyoruz ki gelin işler yargıya gitmeden eşlere, bir bilinçaltınıza bakalım evet. Ne var ne yok, frekanslarınız tutuyor mu? Hı. Ondan sonra karar verin ama en büyük talep aile, ilişkiler ve sevgililer. Evet. Tahmin ediyorum. Evet. Yani gelen talepler en çok bu yönde değil mi? Evet. Hep bunu odaklanıyorlar. Evet. Önemli konular ama değil mi insan evet. Hayatında? Önemli kesinlikle. Konu kesinlikle. Herkesin önceliği İlişkiler. Çok farklı. Tabii evet. Ki. Bu arada kilo alma, kilo verme. Yani evet. O kadar çok fazla ki kalp, şeker, tansiyon. Yani bütün bir insanın bedeninde evet. Ruhen, fiziksel bilinçaltının gücüyle çözülemeyecek hiçbir şey yok. Ne güzel. Peki eğitimler ne kadar sürüyor? Herkes de alabilir mi bu eğitimleri? Eğitimlerimiz 2 gün sürüyor. İlk birinci modül dediğimiz bilinçaltı nedir? Bilinçaltı nasıl işler? Sistemimiz nedir? Renklerin, sayıların, bütün her şeyin frekanslarını öğretiyoruz. İkincisi ise fiziksel şifalandırma. Biraz önce saydıklarım gibi iskelet sistemi, yumuşak doku, bütün hani bedenimizde çalıştığımız fiziksel olarak onarma, tamir etme, şifalandırma dediğimiz ikinci modül 2 gün kadar sürüyor. Çok keyifli ve zevkli. Zaten danışan kendisi orada eğitim alan kişi orada bir arınma, şifalanma yaşıyor. Yani ona da katkıda bulunuyoruz. Hem eğitim alıyor hem şifalanıyor. Bundan daha iyi nasıl olunur? Şahane. Sizin hedefleriniz nelerdir? Hedeflediğiniz bir konum var mı? Benim hedeflediğim konum Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinde Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilini tanıtmak ve bunun merkezlerini kurmak. Yani neyse, hayal ötemiz sonsuz. Her şey inanmakla başlıyor. Evet. Siz beni aramadan önce annemle kahvaltı yaparken ben anne beni TV programlarından aranacağım ve davet edileceğim demiştim. Neyse. Bakar mısınız ben onu çektim. Müthiş. Ben onu çektim, evet. Çağırdım. Ertesi gün 24 saat olmadan başka bir kanaldan TV çok programı güzel. İçin teklif aldım. Şahane. Yani Mevlana'nın da dediği gibi gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Kesinlikle. Neyi arıyorsan osun sen. Biz düşüncelerimiz. Evet, çok önemli. Hayatımıza yansıttığımız her şey, ağzımızdan çıkan her şey evet. Söz. Bilinçaltı çünkü şaka, gerçek, yalan, yanlış bilmiyor. Ne veriyorsak onu alıyor ve bize de onu sunuyor. Kesinlikle. Özellikle olumsuz konuştuklarımız zaten hormon ve enzimlerimizi etkiliyor. O da hayatımıza yansıyor. Bütün bedeni maalesef bozuyor. Çok etkiliyor. Negatif yönde etkiliyor. Evet. O yüzden dikkatli olacağız. Ağzımızdan her çıkan kesinlikle. Söz bize evrenden tekrar aynı şekilde geri evet. Geliyor. Çok önemli. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni en çok danışanlarımın değişim ve dönüşümleri mutlu eder. Olumlu yönde. Duaları mutlu ediyor. Yani aldığım, seans yaptığım kişilerin mutlu olması, bana teşekkür etmeleri, tekrar olumlu bir şekilde geri dönmeleri, hayatlara dokunabilmem. Yani 25 yıldır bel fıtığı hastası bir danışanımın düzelmesi, yani bu manevi olarak lezzeti, evet. Boyutu inanılmaz müthiş. Tarif edemem. Gerçekten. Bu şekilde dönüşler olunca işimizi daha çok aşkla yapıyoruz. Madde olarak bakmıyoruz. Daha çok gelişmenin, değişmenin yollarını arıyoruz. En büyük motive eden şeyler dua almak. Az önce de dediğim gibi gönüllere girebilmek. Harika. Herkesin sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu olabilmesini sağlayabilmek. Harika. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Ederim. Bugünkü konuğumuz kişisel danışman ve bilinçaltı uzmanı Esra Nur Sakıcı'ydı. Katılımınız ve bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. İyi ki varsınız. Yolunuz açık, aydınlık olsun. Ankara çıksın inşallah. Hepimize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.